Tamam mı? Bu yayın şu anki zamanda çok az kullanılır ama ileriki bir tarihte, eski bir tarihte çok çok her evinde olan ayranı, yağı ayrandan ayırmak için kullanılan bir yaygımızdır bizim. Yani onun altında görmüş olduğumuz küp, bunun içinde turşu yapmak için kullanıyorduk. Ama şu an kullanılmıyor. İç Anadolu bölgelerinde yine kullanılıyor. Karadeniz'de çok az kullanılıyor. Böyle geldiğimizde bu sapan. Bilakis Karadeniz'de ağaçtan yapıldığı için Karadeniz'de çok kullanılır. Tarlayı iki öküz bağlayarak tarlayı bununla beraber ekerdik zamanında. Bu hafta görmüş olduğumuz dastar deriz ve dastarın da minyatür şekli yapılmıştır. Bunu da şimdi kullanılmıyor ama eskiden çok çok kullanılırdı. Bilakis düğünlerde ceviz olarak kızlara verilirdi, gelinlere. Bunları mutlaka bunu ceviz olarak verirdik. Ama şu an çok az kullanılıyor. Devam ettiğimiz şey de zaten bu da beşiktir. Şu an köylerde pek nadir kullanılır ama çok eski tarihten beri bütün bebeklerimiz hep bunlar büyümüştür. Biz dahil olmak üzere. Bu görmüş olduğumuzun ismi çıkrık. Bunda ipleri yani yünü ip olarak yapmak için böyle kolunu çevirerek tabi teferruatı eksik biraz. Artı kendini ip yapmak için ekseriyetle kendini ip yapmak için kullandım. Böyle devam ettiğimizde burada tabi ışığımız vardır. Bu ışığımız da zaten şu anda kullanılmıyor ama zamanında yani her evde pek nadir bulunan lüks camlı ışık dediğimiz bir aydınlatma aracı. Bu ise kantar. Deriz. Tahta alet olarak kullanıyoruz. Efendim köylerde biraz kullanılıyor. Şu anda da kullanılmıyor. İşte en az şu anki köylere kadar baktıklarımız 100 senenin üzerinde olan objeler. Bu dediğimiz gibi yayık. Efendim daha bile geldiğimizde buraya doğru burada bir aletimiz vardır. Buna biz bel deriz. Tarlaları bununla beraber çapalardık. Kazmanın yanı sıra bir de bunu çapalardık. Biraz daha biri geldiğimizde yün tarağı. Yani yünü bununla işte incetir, düzenler, ondan sonra iplik haline getirmek için bu tarağı kullanırız. Bu da bir aletimiz vardı. Yani burada kolan dediğimiz bununla yük taşırız. Buna minyatür şeklinde dokunduğunu göstermek için minyatür bir şekli var. Zaten dikiş makinelerimiz zaten onlar da eski. Günümüzde kullanılır ama bunlar çok daha eski modelleri. Bu da bir hızar diyoruz biz buna. Eskiden Karadeniz'de ahşap evler olduğu için tahtaları hep bununla biçerdik. İki kişilik tezgah yapılarak biri alttan biri üstten böyle aşağı yukarı çekme kaydıyla beraber bütün tahtalar, evin tahtaları bununla hazırlanırdı. Aşağıya baktığımızda burada bir dibek deriz biz buna. Bu dibeğimiz çok eski. Belki 150 senelik var. Bunun içinde mısır döverdik. Artı bir de fındıkları bunun üstüne çıkarak böyle ezerek diyorum ayranını beraber efendim şey yapardık ayrılmasını kavusuktan ayrılmasını sağlardık. Bu da aynı zamanda yine fındık seçmek için soframız. Fındığı bunun üzerine koyardık o zamanlar. Tabii böyle makine olmadığı için bunun üzerine oturur yanına böyle ayıtlardık. Burada bir şeyimiz var tabii değirmenimiz. Bu değirmenimiz bizim hemen hemen de her evde bulunan eski zamanda diyelim. Yarma değirmeni. Burada pancar çorbasını yarmasız olmaz hanım. Yarma mısırdan yapılır. Burada evlerde böyle üyüterek, elle çevirerek bunu parçalar bundan yemek yapılırdı. Bu da yine kendinden yapılan dokuma tezgahının şeyi elek dediğimiz dokuma tezgahının parçası. Daha geldiğimizde tabii bu tarafta yine beşiğimiz var. İşte yine yün tarağımız var.
Yine burada işte o zamanlara ait, eskiye ait işte elde yapma bir testeremiz var efendim. Yani değirmenimiz var. Bu aletimiz de mısır arpayı ve buğdayı saman yapmakta kullanılır. Bu harman dediğimiz yerlerde bunu üzerine ağırlık veya insanlar biner, at veya öküzlerle dönerek buğdayı, arpayı samandan ayırırız. Bu şekilde de bir aletimizdir efendim.